14 yaşındaki Gamze'nin iddialarına teyzesinin kocası Mehmet Ali Akkaya ne cevap verecek? Ayaklarımı bağladı. Kullanıyor kendisi. Kendi sevgilisiyle yatıp kalktı, sonra beni odaya kapattı para karşılığıyla. Teyzem pavyonda çalıştırdı beni. Sonra teyzen sözlük yaptım. Mehmet Ali Akkaya çağırdı eniştem. Ayaklarımı bağladı. Kullanıyor kendisi. Dayak yedim. Stüdyoda hesaplaşma vakti. Şimdi Esra Erol'da. Şimdi itiraf ediyorum. Aldatan bir erkek var bütün Türkiye'de. Beni eşimden ayıramayacaksınız. Aldatıyorum. Ben aldatan bir erkeğim. Bir tarafta ailem, bir tarafta kendim. Benim annem de yok, babam da yok. Benim onun gibi damadım yok. Benim senin gibi kardeşim yok. Buğra diye kardeşim yok. Biz oğlumu affetmeyeceğiz. Ne olur ben affedeyim. İddialar. Bu adam kadın ticareti yapıyor. Yasemin Belen ile yapıyor. Suçlamalar. Yasemin Bele, arabanın yatağının altına çamaşırlarını saklamışsın, eşim buldu. Çok konuşulacak sözler. Yaşanan olayların hedefindeki o isim Mehmet Negiz. Yasemin Belen hakkındaki iddialara stüdyoda cevap verecek. Benim sırtımdan Türkiye huzurunda insanlara şov yapmak için yalan yanlış atıp tuttuğun iftiraları belgelerimle, delillerimle bugün ispatlamaya geldim. Canlı yayında konser paylaşılacak. Cezanı çekeceksin. Gerçekler ortaya çıkacak. Şimdi Esra Erol'da. Para karşılığı satma, zorla alıkoyma, madde kullandırmaya teşvik ve şiddet. Türkiye 14 yaşındaki Gamze'nin başına gelenleri konuşuyor. Damla Kaya aradı. Çocuğu alın götürün dedi. Enişte dedi, beni dedi çalıştırdı dedi. Enişte dedi, beni kurtar dedi. Gamze Yüzgar'ı teyzesiyle annesi bana komple kuruyorlar. 14 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen teyzesinin kocası Mehmet Ali Akkaya stüdyoda olacak. Canlı yayında anne Menekşe ve teyze Damla'yla büyük yüzleşme. Şimdi Esra Erol'da.